Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol Haber'e hoş geldiniz. Ben Murat Acar, haberlerle karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler, bültenimize Pamukkale Üniversitesi'nden bir haberle başlıyoruz. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan görevde 2 yılını geride bıraktı. Kutluhan görevdeki 2 yılını Metropol ekranında Metropol Meydanı programında değerlendirdi. Metropol TV, ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim geleneğimizde muhasebe dediğimiz geçmişin değerlendirilmesi diye bir söz konusu olay vardır ki bu muhasebe içerisinde yapılan işlerin ne kadar doğru, ne kadar hedefine ulaşıyor, varsa eksikleri ortaya çıkarılması, iyi olan şeylerin daha da desteklenerek devam edilmesi imkanını tanıdığı için biz de 2 yılımızı sizlerle paylaşıyoruz. Kendi hayat kaderimde bir nokta olmuş oluyor. Denizli'ye gelmek, Denizli'de çalışmak, hatta 2011 yılı gibi bir tarihte Denizli'de rektörlük yapmak için aday olmuştuk. Bu fırsatları bize bu tarih vermiş oldu. Ancak benim buraya atanmam kendi isteğim dışında gerçekleştiği için de o da ayrı bir kaderin cilvesi oldu. Ben tabii ki Cumhurbaşkanımıza, o günkü YÖK Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı, bu fırsatı bize verdiler. İnşallah onların güvenlerine layık oluyoruzdur. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Denizli'deydi sevgili seyirciler. Çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunan Babacan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde de basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı. Baskın seçim ihtimalini biz görüyoruz, zayıf da olsa. Yani Eylül ayında karar alıp Kasım'da bir seçime gidebilir bu hükümet. Her ne kadar seçim yok falan filan derlerse bunlar hiçbir önemi yok. Sağ gösterip sol vurma gibi alışkanlıkları da var. Dolayısıyla böyle bir ihtimal var ama zayıf ihtimal. Biz bütün teşkilatlarımıza söyledik, hazır olun dedik, böyle bir şey olabilir dedik. Ama daha kuvvetli ihtimal seçimin zamanında yapılması. Yani seçim, baskın seçim yapılırsa biz zaten seçime girmeyi hak etmiş bir partiyiz. Seçime gireriz. Ama mevcut tabloda ve mevcut birinlik olanımızla girmiş oluruz. Bizi dinleyen ve anlamaya çalışan çok geniş bir kitle var. Bize olumlu bakan çok daha geniş bir kitle var. Ama henüz daha partimizin adını duymayan da bir kitle var. Yani yaklaşık olarak şu anda seçmenin galiba 1/3'ü kabaca DEVA Partisi'nin varlığından henüz habersiz. AK Parti Denizli Milletvekili İlkün Ök su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Işıklı Baraj Gölü'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Evet, iş dünyasından haberlerle devam ediyoruz bültenimize. Otomobil satışına 6 ay ve 6000 kilometre sınırı sektöre nasıl yansır? Evet, bu soruya cevap sevgili seyirciler, Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin'den Metropol TV'ye özel geldi. 6 ay ve 10.000 kilometre ve bazı markalar 5.000 kilometre satılamaz kuralı vardı. Yani distribütörle bayi arasındaki ilişkilerde. Yani biz bir filo indirimi yaptığımız müşteriye bunu söylüyorduk. 6 ay aracı veya 10.000 kilometre aracı satamazsınız diye. Şimdi bu bir kanun haline getiriliyor. Öncelikle bence doğru bir kanunlaşma. Çünkü son zamanlarda hepimiz biliyoruz ki araç fiyatlarının çok spekülatif sebeplerle yükseldiğini görüyoruz. Öncelikle doğru karar. Ama burada düzeltilmesi gereken şu var. Kanun çıktığında daha açık göreceğiz ama kaliteler, rentekarlar diye bahsediyor. Bir de şirketler diye bahsediliyor. Burada şirketler kritik bir nokta. Neden? Çünkü bugün işte memleketin her köşesinde bir sürü şirket var. Bunlar üçlü, beşli, onlu adetli filo araçlar oluyorlar kendileri kullanmak için. Eğer onlar da satamaz hale gelirlerse, tabii şirketler sonuçta bağımsız hareket etmek zorunda. Bunun ticareti yapmıyorlar. 3 ay biner arabasını, 4 ay biner. Belki kendisi ekonomik sebeplerden dolayı satmak isteyebilir. Buradaki en kritik yer şirketlerin de aracı satamaması olması. Tabii bunun da sebepleri var biliyorsunuz. Son bir yıldır şirketler de üzerlerine araçlar alıp sonra ikinci elde satmaya başladılar.
Yani benim zaten bir yıl, 2 yıldır bütün basında söylediğim gibi maalesef yolda yürüyen herkes araba satıcısı oldu. Berbe sapı işte şirketleri. O yüzden devletimize böyle bir kanun çıkartmak zorunda kaldı. Bunu nasıl takip edecekler? Burası en kritik nokta. Siz eğer aracı bizden aldığınızda 6 ay ve 6 bin kilometre ve burası da çok önemli. Firma tehlikeli atıkları ekonomiye nasıl geri kazandırıyor? Beysu Enerji bu önemli işlemi nasıl yapıyor ve şimdiye kadar ne kadar atık ekonomiye geri kazandırıldı? Beysu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Beyazsu Metropol Özel Değerlendirmelerde bulundu. 22 yıllık bir firmayız. Bugüne kadar yani tahmini için söyleyebilirim 300 bin ton civarında tehlikeli ve tehlikesiz atığı geri dönüştürdük. Atıktan türetilmiş yakıt noktasında tabii yaklaşık olarak 5 yıldır yapıyoruz. Bu yıl 20 bin ton civarında atığı yakıta dönüştüreceğiz. Radyasyon cihazından geçer. Herhangi bir radyasyon riski olmaması gerekiyor. Daha sonra ayrı proseslere alınarak, farklı proseslere alınarak elleşleme, ayrıştırma, mekanik ayrıştırma, otomatik ayrıştırma yapılır. Daha sonra kırıcılara girerek oradaki içindeki 3 boyutlu yakma tesislerinin kabul etmediği atıkları ayırarak en son çıkan üründen bir numune alıp kalorifik değer oranına bağlı olarak yakıt üretilir. Üretmiş olduğumuz yakıtları şu anda başka tesislere sevk ediyoruz. Başka tesisler ek yakıt olarak kullanıyor. Tabii ileriki planlarımızda bu yakıtı kendimiz yakarak enerji üretmeyi düşünüyoruz. Bu da önümüzdeki çok kısa zamanda bunu da gerçekleştireceğiz. Şimdi alternatif yakıta dönüştürdüğümüz atıklar herhangi bir geri dönüşümü olmayan, yani herhangi bir enjeksiyon, örneğin klasik geri dönüşümde şu vardır. Ben klasik geri dönüşüm diyorum sürekli. Yani bir naylon, kağıt, karton bunları geri dönüştürebiliyorsunuz. Bizim almış olduğumuz atıklar ise kesinlikle geri dönüşümü olmayan, herhangi bir geri dönüşümü olmayan, kalorifik değeri düşük veya yüksek olan bütün atıklardan yakıt yapabiliyoruz. Sevgili seyirciler, iş insanları son zamanlarda vize sıkıntısı çekiyor. Aylarca bekliyorlar ve sayfalarca evrak dolduruyorlar. Peki bundan kurtulmanın formülü ne? ACS International Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Okan Oğuz, Metropol TV'ye açıklamalarda bulundu ve yeşil pasaportla bu sorunun çözüleceğini savundu. Vize mağduriyeti ticareti olumsuz etkiliyor çünkü ihracat odaklı bir şehiriz. Seyahat etmemiz gerekiyor. Özellikle pandeminin arkasında seyahatler yoğunlaşmış durumda. Avrupa bu konuda tabii bu yoğunlaşmayı kaldıramayacak pozisyona geldi anladığım kadarıyla konsolosluklar. Bu noktada hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Tabii ki bizim burada esas irdelememiz gereken konu yeşil pasaport mevzusudur. Yeşil pasaport ihracatçılar için büyük bir nimet. Tabii ki bu nimetten faydalanmak adına tabii burada çalışanlar, şirketin diğer yetkililerine daha etkin kullanılabilmesi adına tabii bu rakamların daha gerçekçi, daha olabilir, daha ulaşılabilir noktalara getirilmesinde fayda var. Şöyle bir durumumuz da var. Yeşil pasaport bir special pasaport sonuçta. Bunun sayısının artırılması ülke açısından tabii ki mümkün olabilen bir şey değil. Metropol TV'de Metropol Kadınlar programına konuk olan Güvenç Boya Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Remziye Güvenç, firmayı aile olarak birlikte yönettiklerini belirterek başarılı aile yönetiminin sırrını anlattı. Şirketi girdim, aile olayı biter. Aile olayı biter. Biz orada sadece hani herkes kendi konumunda, kendi işinde, kendi sorumluluğuyla kadar iş yapar. Kimseye müdahale etmez. Müdahale etmediği için herkes durması gereken yerde durduğu için sorun olmuyor. Ne güzel. Aslında hani firmalar kurumsallaşma değil, yıllardır bunlar i̇şte yapıyor. Yani, siz onu yapmışsınız. Kurumsallaşma bu yani. Ben şey yapmam, o konuda hiçbir zaman akraba olarak taviz vermem yani. Ne güzel. Ne olması gereken neyse onu yaparım. Ay çıkarırsam ya da işte şöyle olur mu, böyle olur mu, o konuları hiç şey yapmam. En güzeli. Yani yol alamayacaksam, ondan yürüyemeyeceksem orada bırakırım. Vallahi tekrar takdir ediyorum sizi. Hani bunca yıl sonra iş hayatına girip geri bakıp durmak bana göre değil yani. Birçok insanın arada hala bakarım ama geriye hep ileriye bakarım ben. Sevgili seyirciler, Denizli Merkez Efendi Belediyesi tarafından ilki düzenlenen yaz spor okulları şenliği muhteşem bir coşku ile Alparslan Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kapı
tesisimizi de sizlere, görmeyenlere bir kez daha hem sizi buraya davet ederek hem de basın aracılığıyla tanıtmak istiyoruz. Yaklaşık bir aydır bu etkinliğimizi yapacak olduğumuzdan dolayı çocuklarımız büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bu anı bekliyor. Ama yaz spor okullarından önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Göreve devraldığımız tarihten itibaren bütçemizi eşit dağıtarak hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu mahallemizde de çocuklarımız ve gençlerimiz için bir sosyal tesisimiz yoktu. Sizden gelen talepler, meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirmeler neticesinde hemen bu alanı sizler için spor tesisi yaptık. Sevgili seyirciler, Metropol Haberi'nin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.